O dönemde ben hastanede hep başucunda, başında, Çok hastanede, yanındaydı. çevrede hatırlıyorum yani Ahmet Bey'i. Ne yalan söyleyeyim, hatırlıyorum. Asansörle inilecek, şifreli olacak, derinlere yapacağız. Ben bunları Bülent Ersoy yaptı sanarken. Ne olmuş? Fevzi Bey Fevzi yapmış. Bey Ve yapmış. Bülent Ersoy abuk subuk konuşanlara dikkate almayın benimle ilgili. Yandı Fevzi Bey ya. Bu tespitleri, o programı, konuklarını, çözülecek dosyaları, yakalanacak katilleri falan aman aman düşünemiyorum ben. Neyse mutlu olsun acaba. Daha önce aldığım tazminatı şeye ödeyeceğim, yardım kurumlarına vereceğim. Benim gibi kadınlara, Me Too hareketindeki gibi kadınlara yardımcı olacağım demişti. Keçeli. Ödememiş biliyor musunuz? Hiçbir derneğe falan para vermemiş. Merhaba, ben Fulya Soybaş. Ne diyorsun? Hoş geldiniz. Merhabalar. Orkun'un ben yeni bir Ne Diyorsun programıyla yine karşınızdayız. Yine heyecanlıyız. Çünkü yine çok doluyuz. Çok, Ki yine içimizde bir alev var dışarı çıkmaya hazır. Tabii. Yine tartışıp geldik dışarıda. Hakikaten öyle. Baba oğul kavgası gibi. Evet, aynen. Bizim de öyle bir tartışmalarımız siz de ortak olun bizim tartışmalarımız efendim. Baştan söyleyelim. Yorumlarınızı muhakkak yazın, okuyoruz, Lütfen. değerlendiriyoruz. Lütfen. Çok değerli, çok kıymetli. Neyle başlayalım Fulyacığım? İbrahim Tatlıses'le başlayalım mı? Ya enteresan şeyler oluyor. İbrahim Tatlıses sürekli özel günlerde çıkıyor bir açıklama yapıyor. Babalar gününde şimdi değil en mi son gene öyle geçen yaptı. sefer? Bana diyorlar şunu yaptı, bana diyor bunu yaptılar, bana bunu çektirdiler. Ailemi mahvettiler, ailemi dağıttılar dedi. Bunu Şimdi ondan konuşmuştuk sonra çekirdek aile, konuştuk bravo. çekirdek aile. Sonra oğlunu Kasayı boşalttı diyor oğlu Ahmet hedef Tatlı için. gösterdi. Ben vurulduğum gün diyor kasayı boşalttı. Yani ne diyorsun Fulya bunlar nasıl Ya ben yani o neler dönemi oluyor? hatırlıyorum. Sen de Evet. hatırlıyorsundur. 2011'di değil mi? Muhabirdik ikimiz de aynen. Evet. Yani o dönemde ben hastanede hep başucunda, başında, Çok hastanede, yanındaydı. çevrede hatırlıyorum yani Ahmet Bey'i. Ne yalan söyleyeyim hatırlıyorum. Çok konuştuk, çok röportajlar yaptık. Orada hastanede biliyorsun bütün muhabirler Çok nöbet perişan tutuyordu. olduğunu Çok gördük çok ya çok da. çok yani evet. Evet öyleydi. Hani oralardaydı. O arada bütün bunları düşünmüş müdür? Gidip yapıp bir kasayı gerçekten boşaltmış mıdır? Yani bilmiyorum bana... Yani şu, Eğer öyleyse niye şimdi gündeme geldi İbrahim Bey? Niye daha önce söylemedi? İbrahim Tatlıses diyor ki kapıma domuz yağı sürdüler. Büyü yaptılar. O büyü yüzünden sevgilim Gülçin Hanım'dan ayrıldım diyor. Ahmet Tatlı diyor ki bana bir ev bile vermedi diyor. Ya İbrahim Tatlıses'in birazcık yaşlılığa vermiş olduğu, yaş almayanın getirmiş olduğu hafif problemler yaşıyor olabilir. Ha bunlar doğru da olabilir bu arada. Eyvallah. Hepsi doğru Ama bir olabilir. baba oğul Tamam. arasında bana onu verdi vermedi, bana büyü yaptı yapmadı. Hiç hoş şeyler değil ya. Ya kesinlikle öyle ve sürekli gündemde yani. Evet Biri bir ya. şey diyor, öteki onu diyor. Yani artık neyi paylaşamıyorsunuz, neyi bölüşemiyorsunuz? Yani siz baba oğulsunuz günün sonunda Evet ya, artık evet yani. 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 Bütün bunlara bir fazla olmadı mı sanki Çok ya? fazla oldu bunu, Ya bir de haklısın. işin içine hani büyüler bilmem neler karıştı. Ne Hani yapıyorsunuz değil mi? ay tövbe haşa Aman, yani. aman. Yani çok da korkarım hani üzerine konuşmak da istemiyorum. İnanıyorum inanmıyorum bilmem ne gibi bir yorum da haddime de düşmez de Bu şaman yani. geleneğiymiş değil mi? Doğru mu? Doğru. Bizim yokmuş. Nereden çıktı bilmiyorum Şöyle. şimdi aklıma geldi ama. Ben çok yakın bir zamanda Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır Süleymaniye Vakfı Başkanı da kendisi ayrıca onunla konuşmuştum. Dedi ki bu hani yapıyoruz ya dil ısırma falan işte ya da işte ağaca gidip bir şey bağlıyoruz Hıdrellez'de Çaput bağlama. falan. Aynen. Bunların hiçbiri yok dedi İslam'da yeri de yok. Bunlar ta Türklerin şaman döneminden Tabii. kalma Şekil değiştire değiştire adetleri. günümüze gelmiş. Bu alakasız sohbeti de Niye buraya şimdi gittik bu değil mi? bilgiyle Alın ne buyurun alın ne yaparsınız? yapıyorsanız yapın. Bülent Ersoy efendim ya. Yani yandınız Fevzi Bey. Fevzi Bey yandı. Fevzi Siverek'ten bahsediyorum. Bülent Ersoy'un emektarı. Yani Ay. şimdi bir açıklamalar var. Bülent Ersoy'un mezarı 1,5 milyon TL'ye mal olacak. Ya doğru bakıyorum. Şey Aynen. olacak. Asansörle inilecek. Şifreli olacak. Derinlere yapacağız. Ben bunları Bülent Ersoy yaptı sanarken. Ne olmuş? Fevzi Bey Fevzi yapmış. Bey Ve yapmış. Bülent Ersoy abuk subuk konuşanlara dikkate almayın benimle ilgili. Yandı Fevzi Bey ya. Ya Yandı gerçekten. ya. Asansörlüymüş. O ne ayrıca değil mi? Ne yapıyorsun? Hayranları hücum etmesin diye asansörlü yapılacakmış. Sözün bittiği yerde Fulya şu anda. Yani Tutuldum.
Bir şey diyemedim. Yaşayan biri hakkında şu mezar muhabbetleri yapılması bana çok mantıksız, ya, çok saçma evet sapan geliyor ya. Çok da üzücü geliyor. Ya evet illaki ölüm Allah'ın emri ama gene de o ölüm gerçeğiyle o her dakika hayattayken biriyle yüzleşmek yani. Evet. Bilmiyorum ben de biraz şey yani geliyor. Bülent Hanım'ın yaşı ama da var. Ama o videoda. Ya o video evet şimdi ama bak o iki diyalog çok samimi bir çok diyalogdu. Samimi, çok samimi. Çok samimiydi. Çok yani o yüzden şimdi oradan Fevzi Bey'e bir sohbetler hoş geldi bence. Popüler oldu, konuşuldu falan. Hmm. Ay dedi bu iş tuttu hadi ben bununla devam edeyim falan dedi. Böyle bir topun altına girdi. Bu saatten yani sonra Bülent Ersoy'dan. Yani 1,5 milyon lira bütçe ayrılmış olması mezar yeri ya için. Ya 20 milyon ayırsınlar. Konuşmayın bunu. Değmez mi? Evet, evet Bülent Hanım. Ben durun daha. Ölmedim. Öyle hayattayım demiş ya. Deniyordum. Ben oradan haklı, Fevzi haklı. Bey'e bir kızgınlık çıkacağını düşünüyorum. Yandı Fevzi Bey, yandı, yandı. Geçmiş olsun yani. Belki yani. Yılların emektarı Fevzi Siverek Bülent Ersoy'un gazabına uğrayacak efendim. Çok belli o. Çok belli. O diyaloğun samimiyetine çok inanmakla beraber bu diyaloğun da evet. Samimiyetsizliğine ve gereksizliğine, yani en gereksizliğine aynen tek taraflı öyle. Çok da enteresan. Olsa maalesef ki biraz gereksiz olmuş. Evet, neye geçelim? Sen ne zaman evleniyorsun abi? ben de diyorum neden geliyor soru. Ben İnşallah. Benim üzerimden hemen atıp Müge Hanım'a tebrik ol, hayırlı olsun diyelim ya. ya oraya bağlayacaktım işte. ya çok ben ekranların en sevilen isimlerinden bir tanesi. Evet Müge Hanım. Gazeteci kimliğiyle, sunucu kimliğiyle, hanımefendi kimliğiyle. Evet. Zaman zaman öyle atarları falan oluyor ama olur yakışıyor o kadar. Yani. Olur o kadar. Müthiş bence de. Evleniyormuş. Ya çok da sosyal medyada çok güzel mavralar döndü. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyor Emniyet Müdürü. Emniyet Müdürü. yani hani anca emniyet diyor müdürü. Bu iki isim. Asayiş Emniyet Müdürü İstanbul'da uzun zamandır da görevde. Şimdi şey diyorlar ya şimdi hırsızlar, katiller düşünsün. Aslında ilişkileri eski yani şu anda evet. Evlilikle yeniden ortaya çıkmıyor evet. Uzun zamandır beraber olduklarını zaten biliyorduk evet, öyle değil evet, mi? Evet evet evet. Yani vallahi mutluluklar denemekten başka bir şey bize düşmez. Yani. Ama sosyal medya geyikleri enfesti efendim enfes yani. Çocukları Sherlock Holmes. Olabilir yazmış mı? Çok güzel. Bu iki düşünsenize gelmişler. Müge Hanım'ı ben yemek yaparken hayal edemiyorum. Hani işte şeyle oturup böyle aa şu şunu yaptı, katil bunu yaptı. Burada oturup bütün gün bunları konuşurlar mı? Konuşurlar bence. Vallahi yapı kesin konuşurlar ya. Yani biz bir arkadaş olarak hani işte aman onu mu desek, bunu mu desek, hangi konuyu gündeme alsak diye böyle kendi aramızda sürekli bir şey yapıyoruz. Rüzgar estiriyoruz, beyin fırtınası ya. Yapıyoruz. Onları düşünemiyorum. Bak, gerçekten katiller matiller için yani çember daralıyor artık. Kesinlikle. Dikkat edin bu saatten sonra artık bu diyaloglar bir resmi bir evlilikten çıkacak bu tespitleri, o programı, konuklarını, çözülecek dosyaları, yakalanacak katilleri falan aman aman düşünemiyorum ben. Neyse mutlu olsunlar canım. Hazır evlilik konusu açılmışken şunu da sormak isterim. Varsa yorumunuzu lütfen yazın sana da. Çok merak ediyorum bu konuda ne diyeceksin. Eşinizin soyadını kullanma mevzusu, kadınsınız, evlendiniz, eşinizin soyadını kullanır mısınız? İki, ya da onun soyadını kullanmamak için ayrı bir çaba gösterir, mahkeme açar, soyadını sildirir misiniz? Nereye bağladım? Bize bağladım değil mi? Güzel, bana mı soruyorsun? Ne yaparsın? Ben eşimin soyadını kullanmam. Yani evet, erkek olarak zaten öyle bir şey olmaz da hani bizim yerine koy kendini. Yani kullanmama tercihini anlarım senin. Hı hı. Evet. Ama özel olarak sildirme çabasını anlamam mesela. Şimdi Seda Sayan evet, eşinin soyadını sildiriyormuş. Tam olarak. İşlemlerde sıkıntı çıkıyormuş galiba. O yüzden demiş ki Çağlar Bey'in de buna şey var, rızası var demiş. Var, evet. Sen ne diyorsun asıl yani sildirmek nedir yahu? Yani kullanmak istemiyorsa kullanmayabilir ama sildirmek de yani bilmiyorum ben de şu anda hani evlilik soyadımı kullanmıyorum. Yani genç kızlık babamın soyadını kullanıyorum ama çünkü öyle tanındı, öyle biliyor arkadaşlarım, bana böyle daha kolay geliyor ama aman gideyim de mahkemede zor oluyor, eşimin de soyadını sildireyim gibi çabam olmadı. Şimdi Aysel... Şimdi onlar çok ünlü tabii yani, onun için bambaşka bir sorun, başka bir şey de olmuş olabilir ama bana gereksiz geldi bu kadar mahkeme Aysel falan. Aysel Gür Saçar Ökten şu anda soyadı. Resmi işlemlerde Gür Saçar Ökten sıkıntı yarattığı için bu yola başvurmuş da... Hani bir tane daha ekleniyor. O zaman evet. 4 olacak gibi. Aysel, Gür Saçar, Ökten. Ha, şu an Gür Saçar 1 zaten. Ökten. Aa, şu an 2 tane var. Tabii pardon. Ökten'i sildiriyor. Ökten'i sildiriyor. Şu an Ökten zaten var. Nasıl bir sorun yaratıyor o da bilmiyorum. Hani. Ya bir de ben... İnşallah kızmaz bana.
Ya biraz şöyle samimiyetsiz buldum çünkü ekran şöyle samimiyetsiz buldum. Ekrandan böyle hani atar atar gidere gider her hani kadınlık konusunda en kadın benim, en delikanlı benim, en bilmem ne aman canım canımız kocalarımız, erkeklerimiz falan hani o çizgide ya. Böyle yapıyor evet. Ya. Hani ondan hiç böyle beklemezdim. Bir hamle görmek, böyle bir mi? Hamle bekle. Yani başkasına akıl veriyor, şey yapıyor. Aman gidin. Hani o değildi gerçi ama hani kocanıza iyi bakın, eşlerinizin ayaklarını yıkayın. Evet, evet. Aman saygıda, hürmette kusur etmeyin falan derken ya böyle bir hamleyi bilemedim. Ondan beklemedim. Çıkar yani. Çıkar, kokusu çıkar. Ben enteresan geldi mesela. Bu aslında üzerine konuşulması gereken de bir şey. Can Bonomo'da dikkat bozukluğu varmış. Bunu da eşi Öykü Karayel söylemiş. Hatta demiş ki çok zor bir şey bu demiş. Yani bunu yaşayanlarınız anlar. İlk başta şahsi algılıyorsunuz demiş. Beni dinlemiyor musun diye soruyorsunuz falan. Sonra anlıyorsunuz ki demiş. Bambaşka bir hikaye var bunun altında. Sizin de kendinizi eğitmeniz lazım falan demiş hatta. Kesinlikle doğru söylemiş. Benim yakın çevremde var. Davranış eksikliği, dikkat eksikliği, bozukluğu, dep deniyor. Bu bazen hiperaktiviteyle de doğru orantılı gidilebiliyor. Takıntı da buna eşlik edebiliyor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Ama bu bir yani şey değil, farkındalığınız olması lazım. Bu böyle hastalık falan değil. Özel eğitim gerekiyor. Özel gereksinimleri olabiliyor bu tarz kişilerin. Otizm spektrumunda değil yani. 5'e ayrılıyor. 5'ten hatta biraz daha fazla. Atipik denmiyor. Onun da bir düşük. Atipik otizmli bir düşük versiyonu. Çok yani falan fark ediyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani kişilik özelliği gibi sanıyorsunuz. O kişi size önem sarf etmiyormuş, sizi dinlemiyormuş, umursamazmış gibi geliyor ama hepsinin değil. Aslında altında evet. Bir sebep yatıyor. Yani bakın ne görüyoruz? Kapalı kapılar ardında yaşananları hiçbirimiz bilmiyoruz. Tabii. Yani şimdi bir Öykü Karayel'in bir şeyi vardı ya, gazetecilere kızmıştı. Çekmeyin oğlumu falan diye. Belki o gün bambaşka bir hikayesi vardı kadının. Bir şeye kızmıştı değil mi? Çok güzel bir yorum ya. Bravo. Belki bilmiyoruz ki yani neler yaşandığını, neler olduğunu. İşte biraz anlayış aslında olsa çok şey değişecek gibi geliyor. Evet, düşünsene karşındaki kişiye yarım saat konuşuyorsun. O diyor ki, öyle bir örnek verdiği için o örneği veriyorum. Ha pardon, ne dedin? Aynen. Yani buna senin de katlanman zor. Kendini iyi eğitmen lazım. Çok damardan vurdun sen darbeyi. Çok enteresan. Evet, can sıkıcı bir şey bu. Şeye nasıl bakıyorsun? Kafelerde kedi köpek muhabbetine. Daha doğrusu. Girip girememez konuşuyor. Evet, geçen Burcu Özberk'in başına gelmiş demişler ya. Ya köpeğinizi çantasına koyun ya da size servis veremeyeceğiz demişler. Vallahi bence girebilir. Çok güzel. Bunda hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama yani başıboşta bırakmaması lazım. Eğer getiriyorsan oradaysa hani hayvansever bir sürü restoran kafe var. Gelebilir, hiç problem yok ama sevmeyen, alerjisi olan, bununla bir sıkıntısı olan insanlara da aynı şekilde adab-ı muaşeret kuralları gereği saygı duymak zorundasın. Ben bir yazı yazdım. Ya dedim bırakın girsinler, ben anlamayacağım niye itiraz ettiğinizi, anlamıyorum da dedim. Anlamayacağım da asla. Sonra Tahir Tekin Öztan, Sahan Restoranları'nın sahibi, o arada dedim, onunla konuştuk. Diyor ki tamam diyor, çok güzel gelsinler diyor. Ama diyor bazı müşteriler köpeğini masaya çıkarıyor diyor. Bazı müşteriler kendisine servis yaptığımız tabaktan köpeğine de servis yapmamızı istiyor diyor. Hatta bazı müşteriler çatalla yemek yediriyor ona. Şimdi sen oturduğun masanda ya da tabağında bir tüy kıl görsen diyor. Tabii. Sonra gelen müşteri olarak köpek bıraktı. Ortalığı yıkmaz mısın? Yıkarsın. Kesinlikle. Ya da sen yanda otururken bir köpeğin masaya çıkıp gezdiğini, çatalla yemek yediğini görsen ya da tabaktan yemek yediğini. Bu ne ya demez misin? Derim. Biraz da huysuz bir müşteriysen dersin değil mi? Ya o yüzden şimdi işletmeci gözüyle herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan onlar, işletmeciler. O gözle bakınca doğru. Ya bir de kaldı ki şeyi de doğru. Tezahür edemiyorum şu anda ben. Yani önüme gelen çatalın, kaşığın başka bir kedinin, köpeğin ağzında olduğunu. Evet, yıkanıyor falan da. Ya işte yok. Hijyen meselesi de yani biraz. Takan takar hani, buna. Evet. Takan gerçekten takar. Ya da hakikaten hiç problem değil. Yan masada otursun, gelsin. Hiç rahatsız olmam. Ama biraz da hani o adaba da, ortama da uyduması lazım. Bak mesela söylediğin çok doğru. Aşağıda otursun, kucağına da çıkabilir falan ama kendi bölgesinde. Hani doğru. Biz korkmuyoruz, biz seviyoruz. Ama başka insanların da hayatlarına saygı duyuyoruz. Sevmeyebilir, saygı duymamız lazım. Doğru söylüyorsun tabii. Böyle. Güzel bir haber. Fahriye Evcan'dan bahsediyorsun değil mi? Evet ya. İki buçuk aylık hamileymiş. Ne hoş. Çok güzel bir çocukları var. Ne?
seni, pagan seni. İkinci çocuk geliyor şimdi tabii. Çok güzel çocukları var. Evet, i̇nşallah ikinci çocukları olacak. Bunun da sağlıkla inşallah sağlıkla olacak. Kaderi, kısmeti de öyle olsun. Şey diyorlar ya, yeni bir kurt Efe geliyor. Güzellik. Ay o da ya. Çok merak ediyorum. Çıktı, kurt Efe'nin. Çıktı ya bir tane fotoğrafı. Evet ama uzaktan çok böyle yani. Hani o çok uzaktandı. Çok evet böyle ya. Yakından. Bence geleceğin yakışıklıları yani. Bir Kıvanç Tatlıtuğ'un gerçeği var. Yakışıklıları. Gerçi ben şey diyeceğim. Ama zaten şey, erkek tabii. Çocuğu. Tabii doğru. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen'in ilk çocuğu. Zaten doğru. Erkek. Bakalım bu ne olacak? Yani çok enteresan. Kıvanç da çok güzel bir ilişki yaşıyor. Burak Özçivit de çok güzel bir ilişki yaşıyor. Ve ben sosyal medyada hayranlarının mutluluğunu görüyorum, gözlemliyorum falan. Onlar kadar heyecanlılar. Ya bir de derler de değil mi? Özellikle erkek olursa hani ünlü olan taraf hayranları küser gider, kimse sevmez falan. Hı-hı. Eskiden öyle değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Öyleydi. Hala da var gibi ama ilişkiyi rayına sokunca bambaşka bir evrene geçiyor. İsyan edenler de bu sefer kucak açıyor onlara. Evet, hani evet. Derler ya, ilişkin mi var? İlişkini sosyal medyadan duyurma. Duyurursan takipçi sayın azalır. Evet. Erkekler bırakıyormuş kadınsan. Erkeksen kızlar seni bir anda bırakıyormuş. Aman gitti be. Hayır. Ne yapacağız? Kaptılar diye. Tabii. Enteresan şeyler bunlar. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ben anlamıyorum. Neyle ilgili? Çok fazla anlamıyorum. Hani böyle özel hayatınla ilgili, kız arkadaşındı, eşindi. Özellikle bilmiyorum, bana biraz enteresan geliyor ya. Yani çok sürekli bunu yapmak enteresan geliyor. Hadi sürekli yapmak. Tamam, ben de öyle. Ben de hem şey yapıyorum ya, işimle alakalı şeyler paylaşıyorum. Evet tabii ki. Yediğimi içtiğimi zaten paylaşmıyorum. Evet. Bu hele bu devirde asla paylaşmam aynen, yani. Aynen. Hiç de sevmiyorum, görgüsüz buluyorum paylaşanları. Kıyafetimi onu bunu asla ya, paylaşmam. Aynen. Ama çok güzel bir mekana gittiysem, mekandan kalsın bir şehre, tarihi dokusu o ayrı, olan ama, harika bir yere gittiysem. Ayrı ya, ben ama sevgilimi şey alayım da sürekli ama, yanımda bravo, fotoğraf. Ne yapıyorsunuz arkadaş, tamam. Öpüş. Aa, ya, ne güzel, en mutlu güzel. Sizsiniz. Ne yapalım yaşasın. Yani biz evde görüp de onların ne yapmamızı bekliyorsunuz yani? Alkışlayalım mı? Havai fişekler mi patlatalım? Ne yapalım? Allah sizi mutlu etsin. Tamam, görmek iyi. Bir kere gördük işte, 6 ayda bir görelim yahu. Biz bu konuya nereden geldik? Hiç bilmiyorum ya. Sen paylaşmayacaksın, anladık. Ben yok. Ben hayır, öyle bir şey var ya. Sosyal ben yok. Ben hayır. Ben yapamam. Amber. Nazar yani, nazar. Paylaşmayın. Bravo. Amber değil mi? Amber. Amber neler yapıyor? Ödeyemeyecek o borcu. Son olarak onu konuşalım. Gidiyor mağazadan şeyler falan seçiyormuş ya. Bir geçen fotoğrafı çıktı. Yani ucuzluk ürünleri outlet'e bakıyormuş ya. Bu kadar da oyuncu olamazsınız ya. Bu kadar da gerçekten. Bunların hepsi kurgulu ya. Kesinlikle. Yani ben şimdi ta burada konuşuyoruz ya. Milyon dolar diyor şey diyeceğim tazma. Çok güzel. Subliminal mesaj bu. Tabii. Vermiş alttan alta. Çektirmiş orada kendini. Evet. Biraz böyle salaş kıyafetler. Outlet etikete bak, fiyat etiketine. Pahalıydı, alamadı. Yüzüne eskit. Ya evet ya. Güzel iş ha. Bak bizde de çıkar taklitçi. Ya hem de nasıl güzel iş. Şeyden, nafakadan falan bağlarlar bizimkiler. Evet, Amerika'dan çıktı. Bakın Türkiye'de burada konuşuyoruz şu anda bunu. Evet. Şahane iş. Ama tutar mı? Tutmaz. Ama ne büyük bir davaydı yani. O ya. Film gibi izledik yani. İzledik, bitti. Şimdi belgeselini, dizisini falan bekliyoruz onu. Mutlaka yaparlar. Enteresandı. Mutlaka. Neyse, göreceğiz bakalım Amber ödeyebilecek mi yoksa ödeyemeyecek mi? Çivi bundan bakalım bize ne? Bakalım bu numara tutacak mı? Yiyecekler mi, yemeyecekler mi? Ha, bir de o var. Amber gerçekten fakir mi, değil mi? Bence değil. Yani daha önce hatta davada da söylemişti. Fakirlik de ne demekse yani. Davada da söylemişti biliyorsunuz. Daha önce aldığım tazminatı şeye ödeyeceğim, yardım kurumlarına vereceğim. Benim gibi kadınlara, Me Too hareketindeki gibi kadınlara yardımcı olacağım demişti. Geçelim. Ödememiş biliyor musunuz? Hiçbir derneğe falan para vermemiş. Ayırmış, sonra da sormuş gazeteciler. Demişler ki neden bu derneklere söz verdiniz de paraları vermediniz diye. O da demiş ki başıma böyle bir şey gelebilme ihtimalini düşünüp sakladım paraları demiş. Çok acayip ya. Gerçekten çok ya, enteresan kadın. Tehlikeli kadın, enteresan kadın. Film gibi kadın. Film gibi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için lütfen yorumlarınız varsa yazın. Var olun. Haftaya görüşmek üzere o zaman, ne diyorsun da? Hoşçakalın.